Mithat Cemal Kuntay anlatıyor. Tarihçi Ahmet Refik, bir süre önce bir tartışma nedeniyle Atatürkler aralarında meydana gelen gerginliğin yakın çevresindekiler arasında bir dedikodu konusu yapıldığını biliyordu. Bir gece birdenbire Atatürk'ün onu yat kulübü bahçesinde beklediğini söylediler. Ahmet Refik, Atatürk'ü bekletmiş olmamak için smokinini giymiş fakat tıraş olmaya vakit bulamadan onun masasına gitmişti. Çevredekiler merakla izlerken Atatürk ona, "Buyurunuz beyefendi," dedi ve tam karşısında Nuri Jonker'in yanına oturttu. Şakacı arkadaşı Nuri Jonker, Ahmet Refik'i Atatürk'e gösterdi. "Paşam, çenesindeki şu bir karış sakala bakınız," dedi Atatürk, Ahmet Refik Bey'e dönerek. "Beyefendi, siz Jonker'e bakmayınız. O insanın başındaki kütüphaneyi görmez de çenesindeki sakalı görür." Böylece birkaç hafta önceki olayın gerginliği bir anda silinivermişti. Uygar insan, kin ve nefret duygularından uzak ve sevgiyi kendisine hareket noktası olarak seçmiş insandır. Bu nedenledir ki Atatürk, Cumhuriyet'in yeni eğitim sisteminin her şeyden önce Türk insanındaki sevgi ve hoşgörüyü kuvvetlendirecek bir esasa dayanmasını istemiştir. Kendi yaşamında da sevgiyi hep ön planda tutmuştur. Kendisiyle barışık, başkalarıyla barışık, doğayla barışık. İşte Atatürk'ün görmek istediği Türk insanı. Atatürk, bilime ve bilgiye saygı duyardı. Ülkesi ve insanlık yararına üretenleri takdir ederdi. O, Türk kültürünün sevgi ve hoşgörü pınarından beslenmiş olan düşünceleriyle bilgi insanlara hep saygıyla yaklaşmıştır.